Sevgili çocuklar, yeniden birlikteyiz. Yeniden ekranlarınızda ben varım, ekranların karşısında siz varsınız. Nasılsınız? Keyifleriniz iyi mi? Harika. Sizi iyi gördükçe ben de burada çok mutlu oluyorum, çok neşeleniyorum. Anlatacağım hikayeleri büyük bir keyifle, büyük bir neşeyle anlatmak istiyorum sizlere. Hadi bakalım. Hazırsanız yerlerinizi alın ekranlarınızın karşısında. Ben de sizlere yine güzel bir masal anlatmaya başlayayım. Her zaman olduğu gibi tekerlememizle masalıma başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Anam düştü beşikten, babam düştü eşikten. Anam kaptı kaşayı, babam kaptı maşayı. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Döndük arkamıza şöyle bir baktık ki, bir arpa boyu yol gitmişiz. Derken bir kuş çıktı karşıma, dedi ki, hadi gel yanıma. Dedim, sordum nereye? Dedi ki, periler diyarına. Ah, ne yapacaksın periler diyarında? Dedi ki, masal anlatmaya. Oo dedim, ben masalı çok severim. Dinler dinler uyurum. Ne olur beni de al yanına derken, kuş alıverdi beni kanadına, götürdü periler diyarına. Periler diyarında tüm periler masallar anlatırmış çocuklar. Daha önce de bahsettiğim gibi. Yine orada öğrendiğim bir masalı sizlere nakletmeye, aktarmaya çalışacağım çocuklar. Çocuklar, değirmenin ne işe yaradığını biliyorsunuz değil mi? Ha? Hani canım, şu buğday gibi taneli bitkileri öğütüp un yapmaya yarar. Değil mi? Çok çok eskiden elektriği olmadığı dönemde bazı değirmenler de rüzgar gücüyle çalışırdı çocuklar, değil mi? Bu değirmenler buğday gibi taneleri öğütüp un yapardı. İşte hikayemizde bu değirmenden geçen bir hikaye anlatacağım sizlere çocuklar. Yüksekçe Tepe'nin üzerine kurulmuş değirmende yaşayan, bundan yıllar önce bir değirmenci ve değirmencinin muzur mu muzur, yaramaz mı yaramaz bir oğlu varmış. Babası muzur oğlana ne yaptıysa ne ettiyse bir türlü akıllandıramamış. Hani çocuklar, siz muzur çocukları gördünüz mü hiç? Hani canım, şu böyle sapanla kuş avlayan, kedilerin kuyruklarını birbirine bağlayan, köpeklerin boynuna çıngırak asan muzur çocuktan bahsediyorum. Gördünüz mü ha? Evet, işte hikayemizde bu muzur oğlanın üzerine kurulmuş. O hikayeyi anlatacağım size. Bu muzur oğlan o kadar muzurmuş ki eşyalara, çevresine zarar vermekten adeta mutluluk duyuyormuş çocuklar. Babası zavallı adam ne yaptı, ne ettiyse bir türlü çocuğu akıllandıramamış. Günlerce kan revan içerisinde köylülerin getirdiği buğday torbalarını birbirine karıştırmadan öğütür, bir yandan da kan revan içerisinde o kocaman değirmenin kanatlarını rüzgarın yönüne göre ayarlamaya çalışırmış. Muzur olan babasına yardım etmek yerine muzurluklarına devam edermiş çocuklar. Günlerden bir gün o değirmenin bulunduğu Yüksekçe Tepe'nin eteklerinde oynarken değirmene doğru yürüyen yaşlı bir adam görmüş. Adam o kadar çok yaşlıymış ki sırtındaki torbanın ağırlığından da iyice beli bükülmüş. Aksak topal sırtındaki torbayla değirmene doğru yavaş adımlarla, küçük adımlarla tırmanmaya başlamış. Bizim muzur oğlan hemen aklına bir muzurluk gelmiş. Hiç elinden, cebinden bırakmadığı çakı bıçağını çıkarmış, sessizce o tepeye doğru yürüyen yaşlıca adamın arkasına gelmiş. Çakı bıçağını açmış, o yaşlı adamın sırtındaki buğday torbasına kocaman bir delik açmış çocuklar. Zavallı adamcağız, hiçbir şeyden haberi yok. Yoluna devam ederken sırtındaki torbadaki buğdaylar yere her adım atışına dökülmeye başlamış. Sırtındaki torba hafifledikçe yaşlı zavallı adam sevinmeye başlamış.
Ama bilmiyormuş ki buğdayların döküldüğünü, torbasının o yüzden hafiflediğini. Bilse kahrından dövünmez miydi, üzülmez miydi çocuklar, değil mi? Neyse, yaşlı adam değirmene ulaşmış ve değirmenciye demiş ki, şu torbanın içerisindeki buğdayları bana öğütüp un yapar mısın demiş. Değirmenci gelmiş, torbayı bir açsa baksa ki torbanın içerisinde hiç buğday kalmamış. Yaşlı adam da bakmış, buğday yok. Baksalar ki buğday torbasının altında kocaman bir delik var. Zavallı yaşlı adam çok üzülmüş. Çünkü bir yıl boyunca o buğdayları elde edebilmek için tarlada çalışmış, didinmiş, o buğdayı, tek torba buğdayı elde etmiş. Ama o da böyle torbası delinip dökülünce bütün bir yıl boyunca aç kalacağı için çok üzülmüş. Bizim değirmenci adamın üzgün haline çok acımış. Akşam olmuş, eve gelmiş. Evde değirmenci üzgün bir şekilde oturuyormuş. Bizim munzur oğlan oynamaktan dönmüş, eve gelmiş. Bakmış ki bizim değirmenci babası çok üzgün duruyor. Babacığım demiş, ne oldu, neye üzgünsün bu kadar demiş. Babası, ah evladım hiç sorma. Bugün değirmene yaşlıca bir adam geldi. Yaşlı adam bütün bir yıl boyunca çalışıp elde ettiği tek buğday torbası yolda gelirken delinmiş. O delikte bütün buğdayları yola dökülmüş. Torbasında hiç buğday kalmamış. Zavallı adamcağız çok üzüldü. Bir yıl boyunca aç kalacağını düşündüğü için ben de ona çok acıdım, çok üzüldüm demiş. Bütün üzüntüm bundanmış. Bizim muzur olanın gözleri kocaman kocaman olmuş, yuvasından fırlayacak gibi olmuş. Çünkü o adamın torbasına deliği kendisi açtığı için. Ama bu olaydan babasına hiç bahsetmemiş. Sessizce baba oğul akşam yemeklerini yemişler, doğruca odalarına uyumaya gitmişler. Uyurken gecenin bir yarısı muzur oğlanın yatağı böyle sallanmaya başlamış. Bir de bir ses, hey munzur oğlan kalk bakalım demiş. Madem sen benim torbama delik açtın, şimdi ben de seni değirmene götürüp öğütüp un yapacağım. Hadi bakalım demiş, gir şu torbanın içerisine. Munzur oğlan baksa ki karşısında torbasına delik açtı o yaşlıca adam. Çok korkmuş, titremeye başlamış. Yatağında tir tir titriyormuş. Yaşlı adam tekrar seslenmiş. Hey! Munzur oğlan! Kalk bakalım! Gir şu torbanın içerisine! Seni götüreceğim, değirmende öğütüp un yapacağım demiş. Çünkü bana sen zarar verdin. Çocuk yatağın içerisinde üzülmüş, titriyormuş, ağlıyormuş falan. Tam bu sırada Munzur oğlanın omuzundan güçlü bir el sirkelemeye başlamış. Hadi oğlum demiş. Oğlum, evladım kalk. Korkulur, rüya görüyorsun. Kalk, uyan demiş. Muzur olan gözünü açmış. Baksa ki karşısında babası güçlü kollarıyla onu sarsıyor. Çocuk hemen ağlamış. Babasının boynuna sarılmış. Ve babasına bütün olanları, bitenleri anlatmış çocuklar. Ve bu işten çok pişman olduğunu söylemiş babasına. Babasından özür dilemiş. Babası muzur oğlanın başını okşamış. Üzülme evladım demiş. Ben o yaşlı adama, ihtiyar adama kendimden bir torba un verdim. Aç kalmasın diye. O yaşlı ihtiyar adam bundan böyle aç kalmayacak. Çünkü zararını ben karşıladım demiş. Madem ki bu kadar çok üzüldün, bundan sonra kimseye zarar vermeyeceğine dair bana söz verdin. O zaman demiş, ben de seni affediyorum. Bundan sonra demiş, mutlu, mesut bir şekilde iyi bir insan olarak yaşayalım. Hah demiş, babasına söz vermiş. Ve o günden sonra munzur yaramaz olan çok efendi, akıllı, babasının dediğini, konunun komşunun dediğini, köylülerin dediğini yerine getiren, topluma, insanlara faydalı bir birey olmuş çocuklar. Muzluklarını bırakmış. Nasıl? O günden sonra baba oğul mutlu mesut bir şekilde yaşamışlar. Hikayemizi beğendiniz değil mi? Ha?
Evet, beğendiyseniz ben de çok keyif aldım. Çok sizler dinlerken çok neşeyle anlattım, değil mi? O zaman sevgili çocuklar, sizler de topluma birer faydalı insanlar olun. Ha? Ne dersiniz? Dersinize çok iyi çalışın. Kimseye zarar vermeyin. Arkadaşlarınıza zarar vermeyin. Eşyalara zarar vermeyin, değil mi? Ha? Faydalı insanlar olun büyüyünce. Sizleri topluma, bireye, arkadaşlarınıza, etrafınıza, çevrenize, ananıza, babanıza, herkesine birer faydalı insan olarak görmek istiyorum. Tamam mı çocuklar? Sizleri gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Ana sağlık.